Hemen konuyu efendim sizden Kerem Bey'den başlatalım. Seçimlerin ertelenmesi, ertelenmemesi, fakat insanlar da şimdi herhalde seçimler ertelenecek gibi bir görüş oluşmaya başladı. Aslında, beklenti oluşmaya başladı. Evet, aslında seçimlerin ertelenmesi daha çok da AK Parti içinde yüksek sesle dile getirilmese de konuşulmaya başlandı olayın başından beri. Ama önce şunu bir söylemem lazım. Biz depreme 76 kayıpla başladık. Yani durumun ciddiyetini yönetenler anlamamıştı. 76 ile başladık. Bugün 30 bini devirdik. Maalesef sayı daha da artacak gibi görünüyor. Çünkü zaman herkesin aleyhine işliyor. Ama 76 ile başlamıştık. Orada bir parantez açayım mı acaba? Emin miyiz bundan? Çünkü hemen uluslararası çağrı yapıldı. Hemen. O alarm verildi. Yani alarm verildi ama. Ama biraz depremin büyüklüğüyle ilgiliydi o alarmda. Peki. Yani, peki. Rakamsal büyüklüğüyle ilgili. Evet. Ama ilk resmi rakamlar dediği gibi 76'larda falan. 76 ile başladık. Şunu da eklemek lazım oraya. Ertuğrul Bey çok güzel söyledi. 48 saat çok önemli. Özür dilerim. Buna takılıyorum ben. Yani böyle bir alarmı veren bir siyasi otorite herhalde farkındaydı bu ölü sayısının çok fazla olabileceğini. Ya da yani bence ya fark da... eğer farkında olsaydı 48 saati çok daha iyi değerlendirebilirdi. Uğur abi de anlattı. Ertuğrul Bey de söyledi. Ece de söyledi. Yani 48 saati çok iyi geçirmedik. Evet. Çok iyi organize olamadık. Evet, kesinlikle. Yani bir hatta tırnakça bir kibirle sadece AFAD, AFAD, AFAD tekrarlarıyla durduk. Hı. Belediyeler gidecek mi, alınacak mı, alınmayacak mı bu tartışma. Yardımların durdurulması, bu tartışmaları yaşadık. Havalimanında kim yapacak, yapmayacak mı? Biz sadece şunu işittik. Havalimanı uçuşlara kapatılmıştır. Güzel. Niye kapatıldı? Sonra gördük ki pistin ortası gitmiş. Büyükşehir koşmuş oraya. Onlar yapamaz. Onlar kim oluyor? Bunları işittik, işitmedik mi? İşittik. Kaçıncı günde açıldı havalimanı? Bu kadar zaman sonra. Dolayısıyla bir koordinasyon eksikliği oldu. Ama şimdi anlaşıldı. Şimdi artık o tartışmalar biraz geride kalmış duruyor. Onlar girer, bunlar giremez, bunlar yapar, bunlar yapamaz duruyor. Çünkü millet, siz Maraş'ta söylemişsiniz Ertuğrul Bey. Yani millet devleti ayakta tutmaya çalışıyor. Biraz onu yaşıyoruz. İnsanlar can derdinde. İnsanlar bana suyu, ekmeği, çorbayı kim getirdi, hangi parti getirdi diye bakmıyor. İnsanlar can derdinde. Ve burada Uğur abi de söyledi. Kutuplaştırmanın yani hiç ne yeri ne zamanı. Fenerbahçe Trabzonspor barışıyor. Hani yani bu tarihi bir olaydır. Evet, kesinlikle öyle. Çok önemli, üzerinde ısrarla durulması gereken ve herkesin de örnek alması gereken bir davranıştır. Evet. Peki seçimler. Seçimler. AK Parti konuşuyor bunu. Bülent Arınç AK Parti'yi simgeleyen bir isim değil. Eskiden simgeleyen, özgül ağırlığı evet. olan birisiydi. Artık değil ama o biraz dinlendirdi. Hukukçular çalışıyor. 2017'deki bir Anayasa Mahkemesi kararı var. Onun üzerinden bir tartışma var. 2017 galiba. 2017. Deniz Gürel'de. Denize vereceğim evet. pası. Şöyle. Bir o var. 2017'deki Anayasa Mahkemesi kararı. Orada savaş ve benzeri mücbir sebepler kavramı. Bu mücbir sebepler çok geniş. Anayasada yok ama o. Evet. Anayasada yok. Anayasa Mahkemesi kararı. Anayasa Mahkemesi neyle ilgili almış o kararı? Spesifik bir bölgedeki bir seçimle ilgili. Çok evet. genel bir karar değildi yani. Hiç uygulanmış, evet. alınmış genel Zaten bir karar yok. Zaten o karar anayasanın üzerinde bir karar olamaz. Anayasada olamaz, açık. Açık olarak şu Okan. Seçimlerin ertelenmesi anayasal olarak mümkün değil. Ama burası Türkiye. Yargı organları var. Yüksek Seçim Kurulu bir görüş bildirebilir. Der ki Türkiye'nin demografik yapısı değişmiştir. Savaş yani, dışında mümkün değil. Evet, değil. Anayasada mümkün değil. Yani bu seçim. Ay özür dilerim. Savaş ertelenme dışında. Şansı savaş, yok. Bir yıla kadar savaşta. Ama YSK der ki ben seçmen listelerini yetiştiremem. Yapı değişmiştir. Hı. Diyebilir. Bu görüş. Buradan yola çıkarak bir karar alınabilir. Ama bu çok tartışılır. Bu hukuki bir darbe olur. Anayasa çok açık. Bu seçimler savaş hali dışında ertelenemez. Ya bir de işin şu tarafına bakmakta yarar yok mu? Şimdi Türkiye'nin bu konuda hiçbir siyasi gayele gütmeden
evet. yapması gereken işler var. Yani oy kaygısı olmadan, tabii. bilmem ne olmadan. Şimdi sen seçimi bir yıl ertelesen, orada bir oy kaygısı olacak ve Cumhurbaşkanı bütün bu yetkilerle bu işi nasıl tarafsız biçimde, oy kaygısından arınmış biçimde yönetecek? Bu mümkün değil. O yapılan işler, bilmem neler, hepsi bir siyasi çekişmenin şeyi olacak. O yüzden seçimi bir an önce yapıp en azından önünde 5 yıllık bir süre oy kaygısı görmeyecek bir cumhurbaşkanıyla veya bir parlamentoyla bu işin üzerine gitmek çok daha mantıklı değil mi? Kesinlikle. Evet. Peki. Öbür türlü oy kaygısı olacak. Bir yıl daha gecikecek o. Yani gene ben oraya gene imar kanunu diyecekler var. Ortada imar kanunu ya var. Ya da işte o bir yıl hızlandırılmış bir yıl olacak. Doğru düz planlamanın olmadığı bir yıl olacak. Yani. Yani mevcut iktidar da iktidarını sürdürecekse, önündeki 5 yılı görürse çok daha rahat kararlar alabilir. Yani bir yıl sıkıştırılmış bir yani bir yıl olacak. Yani ben şunu diyorum böyle hiç bu bir yıl içerisinde keşke hiçbir seçim gailesi olmayan, ben kardeşim bu yıl, bir yılın sonunda gideceğim diyen bir cumhurbaşkanı bu olayı başından sonuna kadar hiçbir oy kaygısı olmadan yürütebilse. Evet, çünkü böyle yani, bir ütopya yani var kafamda. Yaşadığımız deniz anlatır felaket. Herhalde bize Ankara'dan. Evet Ankara'dan. Deniz. O kulisler gerekiyor.